أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين قيمة لا بالمشهول دون بزر الولاء vel bera derslerine devam ediyoruz. İnşallah Rabbimizin izniyle, Rabbimizin lütfuyla bu hafta da birim. Velâ Vela meselesine dair, velâ vela ile alakalı yani dostlukla alakalı bazı yaşanmış vakalardan bahsetmek istiyorum Allah Azze ve Celle nasip ederse. Normalde geçen dersimizde hatırlayacağınız üzere beraya dair tarihte böyle yaşanmış önemli vakalardan bazı kesitler sizlere zikrettim. İnşallah Allah Azze ve Celle bugün de nasip ederse velaya dair bazı kesitleri zikretmeye çalışacağım. Niye böyle bir usul izliyoruz abi yer? Şundan dolayı. Çünkü bazen bazı meseleler üzerinde siz ne kadar konuşursanız konuşun. Karşı tarafın meseleyi anlaması bazı açılardan güç bir hale gelmektedir. Mesela bazen bazı insanlara böyle bir saat iki saat ders yapın veya bazı meseleler hakkında bir iki saat konuşun. Karşı tarafın sizin sözlerinizden veya yapmış olduğunuz dersten anlayacağı şey birkaç şeyle sınırlıdır. Ama kardeşler siz o anlatmış olduğunuz şeylere dair bazı kıssalar zikrettiğinizde, yaşanmış vakalardan bahsettiğinizde inanın o bir iki saatinize bedeldir. Hatta ondan çok çok daha iyidir. Karşı taraf muhataplarınızın sizin vereceğiniz misaller karşısında söylemiş olduğunuz şeyi anlamaları inanın daha kolay olmaktadır. Bundan dolayı normalde vela vel beraya dair daha önce böyle Allah Azze ve Celle'nin kitabından veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden bazı ayetler veya bazı hadisler zikrettik. Bunlar hakkında konuştuk. Veya bazı nakiller yaptım. Bazı alimlerin kitaplarından bazı nakiller yaptım sizlere. Ama bu meselenin tam olarak vakada yansıması nasıl olmalıdır? Bu tam olarak vakada nasıl uygulanmalıdır? Buna dair de birkaç tane kıssa zikrettiğimizde, olay zikrettiğimizde inanın meselelerin anlaşılması çok çok daha kolay olmaktadır. Bera meselesinde böyle yaptık. Geçen dersimizde beraya dair, yani düşmanlığa dair Allah Azze ve Celle'nin taraftarları ile şeytanın taraftarlarının arasında <laughs> olması gereken veya yaşanmış genel bazı vakalardan bahsettim. Dediğim gibi inşallah bu haftada velaya dair bazı kıssalardan bahsetmek istiyorum. Allah Azze ve Celle'nin kitabında bizlere aktarmış olduğu, bizlere bildirmiş olduğu velaya dair bazı olaylardan bahsetmek istiyorum abiler sizlere. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından bazı kesitleri sizlere aktarmak istiyorum. Veya bununla beraber kardeşler sahabe hayatından da bazı böyle velaya dair bazı belirgin kıssalardan sizlere haber vermek istiyorum. Sahabe dostluğunu nasıl sergiledi? Sahabe birbirine karşı nasıl dost oldu? Sahabe birbirini nasıl sevdi? birbirlerine karşı kardeşlikleri nasıldı? İnşallah buna dair yani bu velaya dair bazı kıssaları zikrettiğimde inşallah umut ediyorum ki meseleyi daha iyi anlamış olacaksınız. Normalde kardeşler Kur'an'dan bazı kesitler size sunacağım veya sünnetten bazı kesitler size sunacağım. Bir de düşündüm acaba kendi hayatımızdan veya kardeşlerimizin hayatından yaşanmış oldukları bazı kesitler var mıdır? Bu kesitleri de alıp Günümüzün Müslümanlar için güzel bir örnek olsun, güzel bir örneklik teşkil etsin diye acaba bazı şeyleri, bazı kıssaları, bazı olayları anlatsam mı diye düşündüm. Ama çok fazla aklıma bir şey gelmedi. Yani böyle gerçekten Müslümanların kardeşliklerini güzel bir şekilde ortaya koymuş oldukları, kardeşlerine karşı velalarını çok güzel bir şekilde ortaya koymuş oldukları çok bir şey aklıma gelmedi. Beraya dair konuştuğumuzda inanın birçok şey aklımıza geliyor. Müslümanların e, ber, berayı doğru düzgün bir şekilde uygulamadıklarına dair birçok şey aklımıza geliyor. Müslümanların vakalarından, Müslümanların hayatlarından. Ama kardeşlerimizin kardeşlerine karşı göstermeleri gereken velaya, dostluğa dair çok fazla bir örnek açıkçası aklımıza gelmiyor. Bu bizim için çok büyük bir eksikliktir abiyar. Gerçekten. Bu bizim için çok büyük bir eksikliktir. Ama dersin sonunda inşallah bazı olaylar anlatacağım zaten. Dersin sonunda Hocam aslında ben şu kardeşimden velaya dair, dostluğuna dair şöyle güzel bir hasret görmüştüm. Şöyle güzel bir olay yaşamıştık. Bu ibret olur. Birçok kardeşimiz duyduğunda veya bu kısayı, bu olayı bildiğinde onlar için kardeşliklerinin, dostluklarının pekişmesi için güzel ibretlik bir şey olur, bir kıssa olur demiş olduğunuz bir şey varsa inşallah dersin sonunda sizlere söz hakkı verebilirim, sizden dinleyebilirim bunu. Ama bazı kesitlerden inşallah bahsedeceğim abi, abiler sizlere. İnanın çok etkili kıssalar var. Sahabenin özellikle hayatlarında. Allah Azze ve Celle veli edinildikten sonra Allah Azze ve Celle'nin kendisine veli olmuş olduğu kullarına karşı göstermiş olduğu velayet tam olarak nasıl olmuştur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin velayeti, dostluğu nasıl olmuştur? Sahabenin dostluğu, kardeşliği nasıl olmuştur? Bunun üzerinde konuşalım. Kardeşler, insanların tasavvur edebildikleri şeyi anlaması çok kolaydır. Siz birine bir şey hakkında konuşuyorsanız, tasavvur edilebilecek şeyler hakkında konuşuyorsanız karşı muhatabınızın bunu anlaması çok kolaydır. Böyle hayali yapılabilecek kafanızdan tasavvurunu yapabileceğiniz şeylerden bahsediyorsanız gereksiz gerek karşı tarafınızın bunları anlaması çok kolaydır. Ama tasavvur olmayan sadece ezbere dayalı olan bilgilerden konuşur veya karşı tarafa muhatabı öğretmeye çalışırsanız bu ezbere dayalı bir bilgi olduğundan dolayı kardeşler tekrarı ciddi bir şekilde gerekir. Bu bilgilerin tekrarı gerekir. Tekrarı yapılmazsa ya bu bilgilerden hiçbir şey geriye kalmaz ya da çok küçük şeyleri geriye kalır. Ezberi olan bilgilerden. Ama böyle kıssalara dair veya tasavvuru olan şeylere dair bazı meseleleri siz böyle yani, muhatabınıza sunduğunuzda muhatabınızın anlaması, olayları indirmesi, kaldırması, fehmetmesi çok kolay olacaktır. Ki bundan dolayı Allah Azze ve Celle kitabında kıssalardan bahsetmiştir abiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman biz bakıyoruz sahabesiyle oturduğunda sahabesine önceki ümmetlerden, önceki ümmetlerin yaşanmış olduğu bazı olayları sahabesine haber vererek bazı olaylardan, bazı kıssalardan ciddi dersler çıkarmaları için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kıssaları zikretmiştir. Bunun için kıssaların, olayların, örnekliklerin, misallerin bizim hayatımızda önemli bir yeri vardır abi. Abi bizim dostumuz Allah Azze ve Celle'dir. Bizim velimiz Allah Azze ve Celle'dir. Bizim velimiz Allah Azze ve Celle'nin Resulüdür. Bizim dostumuz Allah Azze ve Celle'nin Resulüdür. Ve bizim dostumuz, bizim velimiz kardeşler müminlerdir. Üç sınıf abidir. Zikretmiş olduğum. Allah Azze ve Celle bizim velimizdir. Allah Azze ve Celle bizim dostumuzdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim dostumuzdur. Biz onu severiz. Onu veli ediniriz. Çünkü Allah Azze ve Celle veli olarak bize onu sundu kardeşler. Üçüncü olarak bizler kafirleri dost edilmez, kafirlere bakmaz, kafirlerin meclislerinde yer almaz, onları sevmez. Bizler müminleri severiz, müminlere karşı velayetimizi gösteririz abiler. Asıl olarak bunun olması gerekir değil mi? Bu üç sınıfın veli dost edinilmesi gerekir. Ama ne yazık ki bizler vakamızda özellikle günümüz Müslümanlar için söylüyorum böyle dostluğunu veya düşmanlığını medyaya göre belirleyen insanlar olduk ne yazık ki. Medyanın önümüze koymuş olduğu insan bu adam iyidir. Bu adam vatan evladıdır. Bu adam sizin için en iyisini düşünür. Bu adam sizin için en iyisini yapmaya çalışır. Çok da ahlaklıdır. Güzel bir duruşa sahiptir demiş olduğu insanlar bizim için iyi insanlar oldu. O insanları sevdik yıllarca. Mesela kardeşler bu daha öncesinde belki 50 yıl öncesinde veya 40 yıl öncesinde Yeşilçam dizilerini bir baktığımızda Yeşilçam dizilerinde inanın o gün o sahnelerde oynayan insanlar bizim için daha önce çok sevimli insanlardı değil mi? Ama günümüzde bakıyoruz ki o insanların hepsi ateistmiş. O insanların hemen hemen hepsi Allah Azze ve Celle inkar ediyor. O insanların hemen hemen hepsi ahiret gününü inkar ediyor. Peygamberi inkar ediyor. Öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorlar. O bizim imrenmiş oldukların bizlerin sevmiş oldukları o kimseleri bize karşı, İslam'a karşı düşmanlıklarını bugün açık bir şekilde ortaya koyuyorlar. Ama daha önce biz onları sevdik, biz onların yolunu takip ettik. İçimizde onlara karşı bir sevgi veya onlara yakınlaşma arzusu vardı. Ama kardeşler onlar bizim düşmanlarımızdı. Bizim düşmanlarımız dediğim gibi abiler yalnızca ve yalnızca Allah Resulü ve müminlerdir. Başka bir dostumuz yoktur abiler. Dışarıdaki kafirleri kendiniz için dost bilmeyin. Veya Günümüzde kardeşler hangi açıyla olursa olsun, nerede görürsek görelim ister televizyon ister internet aracılığıyla ister iş yerinde bulunmuş olduğumuz arkadaşlarımız, iş yerimiz vesilesiyle bir araya gelmiş olduğumuz Allah Azze ve Celle'ye karşı şirk koşan, Allah Azze ve Celle'ye karşı küfrü, kini apaçık bir şekilde ortaya çıkan insanlar bizim dostumuz, bizim yardımcılarımız, bizim velilerimiz değildir. Bizim velimiz Allah Resulü ve müminlerdir. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede Maide suresinde dedi ki اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ يُقَيْمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ Muhakkak ki sizin dostlarınız, sizin velileriniz Allah, Resulü ve bir de namazı dost doğru kılan, zekatı veren ve rükû eden müminler sizin dostlarınızdır dedi Allah Azze ve Celle. Üç sınıftan bahsetti Rabbimiz. Bizim dostlarımız için abiler başka bir sınıfa bakmanıza gerek yok. Şu adam nedir, iyi midir, kötü müdür değil. Allah Azze ve Celle üç sınıftan bahsetti. Kendisinin dost olduğunu söyledi. Velimiz olduğunu söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veli edinilmesi, dost edinilmesi gerektiğinden bahsetti. Üçüncü olarak namazı kılan, zekatı veren, rükû ediciler olan müminler bizlerin dostlarıdır. Yine devam eden ayette haber. Bir sonraki ayette Maide suresinde yine Rabbimiz dedi ki وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ Kim Allah'ı, Resulünü ve müminleri dost edinirse فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ Muhakkak ki Allah'ın taraftarları galip gelecek olanlar onlardır dedi Allah Azze ve Celle. Başka bir sınıf var mı abi? Başka bir sınıf yoktur. Allah Azze ve Celle bizler için bunları dost tayin etti. İnşallah haberim bundan sonra bu girişten sonra Allah Azze ve Celle'nin veli olması neyi gerektirir? Allah Azze ve Celle'nin veli olması tarihte genel olarak nasıl tezahür etmiştir? Buna dair bazı olaylar zikretmek istiyorum. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in veli olması buna dair bazı birkaç bir şey zikretmek istiyorum. Ve müminlerin birbirlerine karşı veliler, yardımcılar olması sonunda buna dair bir, birkaç şey veya birkaç olay zikredip dersi bu şekilde sonlandırmak istiyorum abiler. Birinci olarak kardeşler Allah azze ve celle bizim velimizdir. Allah azze ve celle bizim yardımcımızdır. O bizim Rabbimizdir. O ki bizi yarattı. O ki bizim içmiş olduğumuz, yemiş olduğumuz her şeyi yarattı. Bize vermiş olduğu yardımdan dolayı, bize vermiş olduğu rızıktan dolayı kardeşler Allah azze ve celle bize karşı velayetini ortaya koydu. Allah azze ve celle bizleri karanlıklardan aydınlığa çıkararak küfürden bize daha sonra hidayet ederek İslam'a koyarak bizleri Allah Azze ve Celle bize karşı velayetini, dostluğunu göstermiş oldu. Allah Azze ve Celle kullarını, iman eden kullarına velilik yapar. Allah Azze ve Celle dostluk yapar ve onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Darlıktan genişliğe çıkarır ağabeyer. Rabbimiz öyle söyledi Bakara suresinde dedi ki Allahu veli lezine amenuh yukhricuhum mined nur Allah iman edenlerin velisidir onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى İnkar eden o kafirlerin velileri ise tağutlardır, şeytanlardır. Ve o şeytanlar onları, yardımcılarını, destekçilerini aydınlıklardan, karanlıklara çıkarırlar dedi Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede. Bizim velimiz kardeşler Allah Azze ve Celle'dir. Bizim yardımcımız Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle velayetinin bir gereği olarak kardeşler tarihte Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya, Hud'a, Lut'a, Şuayb'a daha sonuna kardeşler Zekeriya'ya, Meryem'e, İsa'ya, Muhammed Sallallahu Aleyhi selleme Allah Azze ve Celle velayetinin bir gereği olarak yardım etti ağabeyler. Allah Azze ve Celle velayetinin bir gereği olarak kardeşler Uhud'da, Bedir'de veya Hendek'te, diğer bütün savaşlarda velayetinin bir gereği olarak kardeşler, müminlere o gün yardım etti. Allah Azze ve Celle tarih boyunca velayetinin bir gereği olarak, dostluğunun bir gereği olarak salihlere, sıddıklara, mücahitlere, ilim talebelerine veya genel olarak bütün müminlere yardım etti ağabeyler. Allah Azze ve Celle dünyada bizlere yardım eder ve ahirette de bize en güzelini verir ağabeyler. En güzelini en güzel olan şeyi, en güzel olan nimeti Allah Azze ve Celle cenneti verir. Ve daha sonra inşallah ümit ediyoruz ki kendi cemalini bizlere gösterir. O bizim velayetimizi üzerine almasından dolayı böyledir kardeşler böyle yapar. Dünyada bize yardım eder ve ahirette de bizleri cennetle mükafatlandırır. Öyle değil mi abi? Yer? Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'a yardım etti. Onun vekaletini üstlendi. Nuh Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'yi kendisine vele edindi ve bundan sonra kardeşler Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ı ve onunla beraber iman eden salih olan kimseleri tufandan kurtardı abi. Velayetinin bir gereği olarak Allah Azze ve Celle o gün onları yeryüzüne varis kıldı. Bütün kafirleri öldürdü. Yeryüzünde bulunan bütün kafirleri öldürdü Allah Azze ve Celle o tufanda boğdu. Ama velayetinin bir gereği olarak Nuh ve Nuh'la beraber olanlara yardım etti. O gün Allah Azze ve Celle bunu vasfetti kardeşler ayetlerde bizlere. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da kafirdi. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu olması onun kurtulanlardan olması için bir vesile olmadı. O şeytanın taraftarlarındandı ve o gün o da Nuh Aleyhisselam'ın oğlu olmasına rağmen kafirlerle boğulup gitti. Allah Azze ve Celle bu sahneden bize haber verdi daha Hud, El Hud suresinde. Dedi ki Rabbimiz Nuh نوح ابن نوح ابنه فكان وكان في معزلي يا بُنَي! إِرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ <الْكافرين> gemiye bindikten sonra oğluna nida etti dedi ki ey oğlum bizimle beraber sen de gel gemiye bin ve kafirlerle beraber olma Nuh Aleyhisselam'ın oğlu dedi ki: "Kale savi ila ma. Ben dağlara sığınırım. Ben dağa sığınırım. Daha beni bu dalgalardan, bu tufandan korur dedi. Bundan sonra Nuh Aleyhisselam dedi ki: "Qāla lā ʿāsimal min Bugün Allah'ın rahmet ettikleri müstesna kimse bu tufandan kurtulamayacaktır dedi Nuh Aleyhisselam. Daha sonra Allah Azze ve Celle dedi ki: "Waḥālā biʾnhum al-mujūfān min Daha sonra onların arasına dalgalar girdi ve Nuh Aleyhisselamın oğlu o dalgalarda, o denizde boğulup gitti. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da diğer bütün kafirler de kardeşler o gün o dalgaların arasında boğulup gittiler. Allah Azze ve Celle onlara tufanı gönderdi. Ve Allah Azze ve Celle velayetinin bir gereği olarak, dostluğunun bir gereği olarak Nuh Aleyhisselam'ı ve Nuh Aleyhisselam'la beraber iman edenleri o gün kurtardı abi yer. Yine kardeşler İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'yi veli edindi. Allah Azze ve Celle'yi dost edindi. O Allah Azze ve Celle'yi dost edindikten sonra veli edindikten sonra Allah Azze ve Celle onu kendisine dost edindi ve Allah Azze ve Celle onu bütün fitnelerden muhafaza etti korudu Allah Azze ve Celle. O kavmine geldi İbrahim Aleyhisselam kavmine geldi dedi ki <laughs> sizin ve babalarınızın ibadet ettikleri şu putları görüyor musunuz? Fa'innahum adu wunli illa Rabbi'l muhakkak ki onların hepsi benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah müstesnadır dedi. İbrahim Aleyhisselam o putlara karşı ve o müşriklere karşı düşmanlığını ortaya koyduktan sonra kardeşler Allah azze ve celle'ye karşı dostluğu ispatlanmış oldu. Emnul kıyyim bunun için dedi ki: Bir kimse Allah azze ve celle'nin düşmanlarına karşı düşmanlığını ortaya koymadıkça Allah azze ve celle'ye karşı dostluğu ispatlanmış olmaz dedi İbnül Kayyum Rahim Allah. Ve Allah Azze ve Celle ondan razı oldu. İbrahim Aleyhisselam'dan razı oldu ve onu kendisi için dost kıldı. Onların ilahlarından ve onlardan teberri ettikten sonra Allah Azze ve Celle Nisa suresinde dedi ki abi وَمَنْ اَحْسَنُوا مِنْ وَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ Muhsin olarak yüzünü Allah'a teslim eden وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ Hanife Ve İbrahim'in hanif olan milletine tabi olandan daha güzel bir dine sahip olan kimdir? Daha güzel bir dinde olan kimdir? وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ Allah İbrahim'i halil edindi. Allah İbrahim'i kendisine dost dediğinde dedi Allah Azze ve Celle. İbrahim Aleyhisselam müşriklere ve müşriklerin ibadet ettiklerine düşman olduktan sonra Allah Azze ve Celle onu kendisine dost edindi. Pekiştirdi kardeşler bunu. وَاتَّخَدَ Allahu İbrahim خَل۪يلًا Allah İbrahim'i kendisine dost edinmiştir dedi Allah Azze ve Celle. Daha sonra kardeşler İbrahim Aleyhisselam bu düşmanlığını bu putlara karşı ve müşriklere karşı bu düşmanlığını iyice ızhar ettikten sonra onların putlarını yıktıktan sonra Ondan sonra geldiler kardeşler. Dedik, dediler ki onların içerisinden o müşriklerin, o kafirlerin içerisinden bazıları dedi, dediler ki قَالُوا حَرِّقُوهُ nsuru عَالِهَتَكُمْ in kuntum fa'ilin. Şayet bir şeyleri yapacakla, yapacaksanız, şayet İbrahim'e bir şeyleri yapacaksanız bu durumda onu yakın dediler. Ve ilahlarınıza yardımcı olun. İlahlarınıza yardımcı olun. Daha sonra kardeşler hepinizin bilmiş olduğu üzere büyükçe bir alanda odunları topladılar. Büyük bir ateş yaktılar ve İbrahim Aleyhisselam'ı yakmak için bir araya toplandılar. Daha sonra Allah Azze ve Celle Enbiya Suresi'nde zaten bunları aktarıyor bizlere dedi ki قُلْنَا يَا نَارُ berden ve selaman ala İbrahim. Biz dedik ki ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamette ol. İbrahim'e karşı serin ve selamette ol dedik. Daha sonra kardeşler bilmiş olduğun üzere ateş suya dönüştü. Allah Azze ve Celle'nin takdiri, Allah Azze ve Celle'nin irade etmesiyle böyle oldu. Allah Azze ve Celle velayetinin bir gereği olarak kardeşler Nuh Aleyhisselam'ı tufandan kurtarmış olduğu gibi İbrahim Aleyhisselam'ı da ateşten kurtardı. Müşriklerin elinden kurtardı abi yer. Allah Azze ve Celle velayetinin bir gereği olarak, veli olmasının bir gereği olarak abi yer. Nuh Aleyhisselam'ı kurtarmış olduğu gibi İbrahim Aleyhisselam'ı kurtarmış olduğu gibi Musa Aleyhisselam'ı da Firavun'un elinden kurtardı yer. Musa Aleyhisselam'a da yardımını gönderdi. Musa Aleyhisselam Firavun ve askerleriyle karşı karşıya geldiğinde artık tam Musa Aleyhisselam'ı ve onunla beraber olanları ele geçirmişken Allah Azze ve Celle denizi ikiye ayırarak Musa Aleyhisselam'a destek verdi abiler. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle yardım etti. Velayetinin bir gereği olarak bunu yaptı. Musa Aleyhisselam Firavun'a davet için gittiğinde Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ı Harun Aleyhisselam'la destekledi. Veya Musa Aleyhisselam çölde bir başlarına kalmışken artık yiyecek yok, içecek yokken Allah Azze ve Celle onların üzerine yemek indirerek, gökten semadan yemek indirerek Allah Azze ve Celle bu yardımını onlara yaptı. Artık suyumuz yoktur, ne içeceğiz? Dedikleri zaman Allah Azze ve Celle velayetinin bir gereği olarak dedi ki فَقُلْنَدْرِبْ بِيَسَاكَ hacar fen fecerat min husneta ayna. Bir dedi ki ey Musa asanı taşa vur fen fecerat min husneta aşrat ayna. Daha sonra Musa asasını taşa vurduktan sonra 12 bunlar su fışkırdı dedi Allah Azze ve Celle. Bu şekilde kardeşler Allah Azze ve Celle velayetinin bir gereği olarak salihlere, elçilerine yardım etmiştir. İbrahim'e, Nuh'a, Musa'ya velayetinin bir gereği olarak yardım eden velayetinin gerektirmiş olduğu şeyi yerine getiren Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'a da yardım etti abiler. Ona böyle çok büyük mucizeler vererek ölüleri diriltmesiyle veya körleri iyileştirmesi gibi mucizeleri vermesiyle Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'a yardımda bulundu abiler. Veya kardeşler Allah Azze ve Celle onu, İsa Aleyhisselam'a havarilerle destekleyerek İsa Aleyhisselam'a yardımda bulundu abiler. Veya kardeşler, onların üzerine de gökten yemek indirerek Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'a yardımda bulundu. Veya kafirler, şeytanın taraftarları İsa Aleyhisselamı öldürmek için artık komplolar kurunca Allah Azze ve Celle onu kendi katına yükselterek İsa Aleyhisselam'a destekte yardımda bulundu. Velayetinin gerektirmiş olduğu bir durum olarak Allah Azze ve Celle İsa'ya ve diğer bütün peygamberlere yardımda bulundu velayetinin gerektirmiş olduğu bir durum olarak kardeşler. Allah Azze ve Celle Meryem Aleyhisselam'a yardımcı yardımcı oldu. Allah Azze ve Celle velayetinin gereğini yerine getirdi. Ashab-ı Kehf mağara ehline, mağara ashabına Allah Azze ve Celle velayetinin bir gereği olarak yardımda bulundu abi yer. Allah Azze ve Celle Zekeriya'ya, Yakub'a, Yusuf'a, Yusuf'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına velayetinin bir gereği olarak onlara yardımda bulundu abi yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardımda bulundu. Zekeriya'ya, İbrahim aleyhisselama Allah azze ve celle velayetinin bir gereği var yardımda bulundu. Onlar ellerini açtılar. İbrahim aleyhisselam ve Zekeriya aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam dedi ki Rabbi hebli dimine salihin. Rabbim bana salih bir evlat ver dediğinde Allah azze ve celle hem İbrahim aleyhisselamın hem de Zekeriya Aleyhisselam'ın salih evlatlarla rızıklandırdı birini İbrahim gibi İsmail gibi bir evlatla ve birini de Yahya gibi bir evlatla rızıklandırdı Allah azze ve celle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhacirle ensarla rızıklandırdı. Velayetinin bir gereği olarak ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ashab verdi Allah azze ve celle. Ve kardeşler ondan sonra sahabeden sonra gelenlere de kim iman ehli olmuşsa Allah Azze ve Celle her birine ayrı ayrı yardımlarını ulaştırmıştır. Velayetinin bir gereği olarak. Ve kullarından bazılarını da kardeşler bir süreye kadar imtihan etmekte Rabbimiz dünyada ya onlara yardım verecektir ya da dünyada onlara yardımını ulaştırmayacak ama kendi katında daha güzelini, daha özelini, daha büyük bir nimeti bu kullarına verecektir. Bugün de bizler kardeşler Allah Azze ve Celle vele edinmişsek, Resulünü vele edinmişsek, ve müminleri de böyle ediniyorsak inşallah Allah Azze ve Celle'nin yardımı da bize gelecektir. Rabbimiz bizlerin inşallah bizler müminler olduğumuzu ümit ediyoruz. Bizler müminlerse kardeşler Allah Azze ve Celle bize de yardım edecektir. Bu velayetinin gereğini yerine getirecektir. Bunun için kardeşler Allah Azze ve Celle'yi vele edinmemiz gerekir. Resulünü vele edinmemiz gerekir. Müminleri vele edinmemiz gerekir. Allah Azze ve Celle'nin düşmanlarına düşman olmamız gerekir. Allah Azze ve Celle genel hususlarda, tevhidi hususlarda birleyip şirkten tamamen teberri ettikten sonra bir de Allah Azze ve Celle'nin dinine de yardım edersek kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin yardımı bizimledir. Rabbimiz bize yardım edecektir. Velayetinin gerektirmiş olduğu, veli olmasının gerektirmiş olduğu bir durum olarak Rabbimiz bize yardım edecektir. Allah Azze ve Celle Muhammed Suresi'nde dedi, dedi ki, Ya eyyuhallezine amenu, intensurullaha ve yuthabbit Ey iman edenler, Sizler Allah'ın dinine yardım edin ki Allah da size yardım etsin ve ayaklarınızı İslam üzere sapa sağlam kılsın dedi Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle. Din üzere sapa sağlam kılsın. Bunun için kardeşler bizler Allah Azze ve Celle'nin velayetinin gereklerini üzerimizde görmemi, görmek istiyorsak Allah Azze ve Celle'yi velayet edeceğiz, Resulünü velayet edeceğiz ve müminleri velayet edeceğiz. Allah Azze ve Celle'nin dinine yardımcılar olacağız bizler. Bizlerin Allah Azze ve Celle'nin dinine yardımcılar olması gerekir. Bununla beraber kardeşler işte bu şekilde genel olarak tarihte bazı sahnelerden bahsettim. Allah Azze ve Celle'nin kitabında bizlere haber vermiş olduğu üzere. Kim Allah Azze ve Celle'yi veli edinmişse Allah Azze ve Celle de onu veli edinmiş. Muhakkak ona yardımını ulaştırmıştır. Birinci olarak Allah Azze ve Celle'nin velayetinden bahsettim. İnşallah ikinci olarak kısa bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in velayetinden bahsedeyim abi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin ifade etmesiyle bizler için bir velidir, dosttur. O bizler için en sevgili olanlardan bir tanesidir. Önce Allah Azze ve Celle'yi en fazla severiz. Sevgimizin en fazlası Allah Azze ve Celle içindir. Daha sonra kardeşler bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i severiz. Veli olmasından dolayı velanın gerektirmiş olduğu bir durum olarak bizler Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i severiz. Onu dost biliriz. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu dini bütün açıklığıyla bize ulaştırması velasının göstermiş olduğu bir durumdur velanın gerektirmiş olduğu bir durumdur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem velasının gerektirmiş olduğu bir durum olarak bu dini bize bütün açılığıyla uğraştırmıştır. Müşrikler ne kadar karşılarında durmuşlarsa da ne kadar onlara maddi manevi zarar vermişse de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeye rağmen Allah azze ve celle'nin dinini arttırmadan eksiltmeden bize ulaştırmış ve bunun için çetin mücadeleler vermiştir. İşte bu onun velasının velayetinin bir gereğidir kardeşler bize karşı. O Allah azze ve celle'nin resulüdür abiler. O bizler için seçilmiş bir elçidir. Allah azze ve celle'nin seçmiş olduğu bu elçi insanlara karşı, müminlere karşı pek şefkatli, ve müminlere karşı pek düşkündür abiler. Allah azze ve celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için öyle söyledi. Dedi ki: "Laqad ca'akum rasulun min enfusikum harisun aleikum bil mu'minina raufur rahim." Sizin içinizden Size bir şeyin zor gelmesinden dolayı sizin için içinizden sizi zora düşürecek bir şeyin kendisine ağır gelmiş olduğu, kendisine ağır gelmiş olduğu, size çok fazla düşkün, müminlere karşı şefkatli ve rahmetli bir elçi gelmiştir. Sizin içinizden size pek düşkün, müminlere karşı şefkatli ve rahmetli bir elçi gelmiştir dedi Allah Azze ve Celle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizler için böyledir o bizler için veli konumdadır. dost konumdadır abiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veli edinilmesine dair bir tane kıssa zikredeyim abiler sizlere. Daha sonra akabinde müminlerin birbirlerini veli edinmesine dair de iki tane kıssa zikretmek istiyorum inşallah sizlere. Birinci olarak abilerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veli edinilmesi. İnanın sahabenin hayatının her yönünde bizler için güzel örneklikler vardır değil mi? Sahabenin hayatının her yönünde bizler için güzel örneklikler vardır. Sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl böyle edindi? Sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne kadar önem gö gösterdi? Bunlar bizim için çok fazla önemlidir. Abilerim bilmiş olduğunuz üzere Uğur Savaşı çok çetin bir savaş olmuştur. Ve Müslümanlar, müminler o gün büyük zayiatlar vermişlerdir. Öyle değil mi? Müslümanlar büyük bir zayiat verdiler. Müslümanların içerisinde birçoğu şehit oldu. Ve birçoğu ciddi yaralar aldılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlardan bir tanesidir böyle bedenin o da savaşın içerisinde bulunmuş olduğundan dolayı bedenen zarar görmüş ve bir dişi de kırılmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud savaşında. Ve birçok da şehit vermişlerdir o gün. Abilerim bir aile var ki o Sümeyra binti Kays'ın ailesidir. O gün Sümeyra binti Kays'ın savaşa çıkanlar içerisinde babası vardı, eşi vardı, çocuğu vardı ve kardeşi vardı. Hayırlı bir aile abiler. Bir aileden dört kişi Sümeyra bint Kays'ın babası, daha sonra kardeşi, oğlu ve eşi. Bu dördü beraber Uhud Savaşı'na çıktılar abiler. Allah Azze ve Celle'nin yanında, Allah Azze ve Celle'nin dinini ikame etmek için, Allah Azze ve Celle'nin dinine yardımcı olmak için Uhud Savaşı'na gittiler abiler. Uhud Savaşı bittikten sonra artık Müslümanlar, işte okçu tepesinde okçular yerlerini terk edince Müslümanlar büyük bir zayiat aldıktan sonra savaşı bir nevi kaybetmiş oldular abiler. Daha sonra savaş bitmiş ve Müslümanların birçok şehit olmuştu. Savaş bittikten sonra herkes artık geriye dönmeye başladılar kendi topraklarına, Medine'ye. Zaten çok fazla uzak bir bölge değil. Kendi kavimlerine, kendi aşiretlerine, Müslümanların yerine yanlarına dönmeye başladılar. Sümeyra binti Kays abi o yola çıktı. Her gelene, her gelene bakıyordu. Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor mu? Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ mıdır diye her gelene Allah Resulü nerededir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıldır diye soruyordu. Dikkat edin kardeşler ondan onun akrabalarından dört kişi cihada çıkmış. Hiçbirinden sormuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıldır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sağ mıdır diye soruyordu. Her gelen gelenlerin içerisinden bazıları teker teker dediler ki abi yer. Ey Sümeyra baban şehit oldu. Allah ona rahmet etsin senin başın sağ olsun. Sümeyra dedi ki Allah Resulü nasıldır? Başka biri geldi dedi ki ey Sümeyra başın sağ olsun. Oğlun şehit oldu. Oğlun vefat etti. Sümeyra dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıldır? Daha sonra gelenler eşin şehit oldu, kardeşin şehit oldu. Başın sağ olsun Allah sana sabırlar versin, Allah onlara rahmet etsin dediklerinde Sümeyra hep dedi ki kardeşler Allah Resulü nasıldır? Allah Resulü nerededir? Ben onu göreceğim dedi. Daha sonra gitti kardeşler onların dördünün de parçalanmış vücutlarını, parçalanmış bedenlerini gördü. Allah Resulü nerededir? Allah Resulü nasıldır dedi. Bu onun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı göstermiş olduğu velayetinin, dostluğunun en büyük alametlerinden bir tanesidir. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce yanına geldi. Dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Anam babam sana feda olsun. Sen sağ isen diğer imtihanlar benim için kolaydır." dedi. Dikkat edin kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı bu bağlılık, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu derecede veli edinilmesi ancak sahabenin hayatında olur zaten, değil mi? Bizler için böyle bir şey söz konusu mu? Ne yazık ki bizler için bu kadar yani uç düzeyde veya ileri düzeyde böyle şeyler ne yazık ki söz konusu olmuyor. Ama onların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığı böyleydi. Tamam babası ölmüş olabilir, oğlu ölmüş olabilir, kardeşi veya eşi ölmüş olabilir, şehit olmuş olabilirler. Ama hiçbirinin yokluğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yokluğu kadar çetin değildi. Onlar bunu biliyordu. Bu onların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı göstermiş olduğu velayetin en büyük delillerinin bir tanesidir. Bununla beraber kardeşler bu sahabenin emir olan kimseye karşı göstermiş oldukları değerin de önemin de afayrı bir göstergesidir. Emir yoksa kardeşler bu insanlar için, Müslümanlar için büyük bir fitnedir. Tamam babamız vefat etmiş olabilir, kardeşimiz şehit olmuş olabilir ama onların yokluğu sadece bizi etkiler. Ama emirin yokluğu bütün Müslümanlara etkiler. Bundan dolayı Sümeyra özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sordu. Bu sahabenin, sahabe kadınlarının, sahabe erkeklerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i veli edinmesine dair önemli bir kıssadır abi. Müminlerin birbirlerini veli edinmesine dair de sahabe hayatından iki kıssa zikretmek istiyorum sizlere. Bunlardan birincisi kardeşler normalde bilmiş olduğunuz üzere sahabe muhacirler Medine'ye hicret ettiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk yapmış olduğu işlerden bir tanesi Muhacir Ensar kardeşliğini yapmaktı. Aleyhissalatu vesselam Muhacirlerden gelenleri, Mekke'den gelenleri Medine'de bulunanlarla kardeşler kılmıştır. Ensar Muhacir kardeşi çok fazla meşhurdur öyle değil mi abiler? Bu çok fazla meşhurdur. O kardeşlerinin arasında abiler, bu kardeşliğin arasında Aleyhissalatü vesselam Medine'den Ensardan olan Sad i̇bn Rebi ile Abdurrahman İbn-i kardeş kılmıştı. Daha sonra bunlar evine gittiler. Abdurrahman İbn-i Af onun evine gitti. Sa'd i̇bn Rebi'nin evine gittiler. Sa'd Abdurrahman İbn-i Af'a dedi ki Dikkat edin kardeşler burada ciddi bir velayet söz konusudur. Müminlerin birbirlerini nasıl velayet edilmesi gerekir? Nasıl ve velayet olurmuş? Dostluk, kardeşlik nasıl olurmuş? Sahabe hayatında bunu görmek bizler için bizler için pek mümkündür. Sa'd i̇bn Rebi dedi ki benim şu kadar malım vardır. Yarısını sana vereyim. Benim bu kadar malım vardır, yarısını sana vereyim. Velayetin bir karşılığı olarak. Düşünün kardeşler bunun için bir arabanız var. 300 bin lira. Arabamı satayım. 150 bin lirasını sana vereyim. Bir araba sen al 150 bin liraya. Bir araba ben alayım 150 bin liraya. Bunu kaç tane Müslüman yapabilir? Velayetin bir gereği olarak haber. Veya 400 bin liralık bir evimiz var. 400 bin liralık bu evi satayım. 200 bin lirasını sana vereyim, 200 bin lirasını ben kendim alayım, 300 bin liralık bir evde oturalım. Kaç tane Müslüman yapar? Ama Sad ibn Rebi, velayetin, kardeşliğin, veliliğin, dostluğun, kardeşliğin gerektirmiş olduğu bir durum olarak Abdurrahman ibn Af'a böyle bir teklifte bulundu. Daha sonra kardeşler, bundan sonraki teklif daha büyük. Böyle herkesin aklının kolay kolay kabul edemeyeceği, herkesin tasavvurunu kolay kolay yapamayacağı bir teklifte bulundu. Ve daha sonra dedi ki Sa'd Rebi ben iki evliyim. iki tane eşim var. Dilersen sen razı olursan eşlerimden birini boşayayım sen onunla evlen. Tabi kadın da razı olursa sen onunla evlen. Bunun üzerine Abdurrahman İbni dedi ki Allah ehline ve malına bereket versin. Sen bana çarşı pazarın yolunu göster dedi Abdurrahman İbni Kardeşler burada velayet, velilik apaçık bir şekilde bizler için ciddi bir örnekliktir. Kaç tane Müslüman böyle yapabilir? Allah aşkına. Bizler ne kadar yapabiliriz bunu? Malımızın yarısını gerçekten kardeşimiz için verebilir miyiz? Bunlar bir hikaye gibi anlatıyoruz. Allah Azze ve Celle bizlere ıslah etsin. Gene de bir hikaye gibi konuşuyoruz ve bir hikayeymiş gibi de dinliyoruz. Allah Azze ve Celle bizlere ıslah etsin. Ama kardeşler burada müminlerin birbirlerini dost edinmeleri söz konusudur. Başka bir kıssa abi yer. Ebu Bekir radiyallahu hilafeti döneminde Yermuk savaşı yapılmış ve birçok sahabe o günde şehit olmuştu abi zorlu bir gündü, zorlu bir savaşı, birçok sahabeden birçok şehit oldu. Huzeyfe <laughs> radıyallahu anh anlattı. Buradaki velaya dikkat edin abi Kardeşliğe, dostluğa dikkat edin. Huzeyfe radıyallahu anh anlattı. Dedi ki, savaş olup bitti, bittikten sonra ben amcam oğlu Haris'i aramaya başladım. Haris'i aradım ve daha sonra onu bulduğumda yerde kanlar içerisinde yatıyordu. Yerde kanlar içerisinde yatıyor ama hiç takatı yoktu. Ona dedim ki su içmek ister misin? Su içmek ister misin? Bunu telaffuz edemedi, içiyorum diyemedi. Sadece şöyle gözlerini, göz kapaklarını bir kapattı. Yani içmek istiyorum demek istedi. Huzeyfe diyor ki, Huzeyfe radıyallahu anh, ben hemen gittim su kurbasını aldım. Haris'in yanına geldim. Tam ona içirecek, içirecek, içirecekken başka birinin su su inintilerini duymaya başladı. Haris dedi ki ona git. O Ebu Cehil'in iman eden oğlu İkrime radıyallahu anh'tı. Haris dedi ki ona gitti. Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki ben daha sonra ona gittim. Hızlıca koşarak ona gittim. Tam onun yanına vardığımda başka birinin sesini işittik. Başka bir sahabi su su Allah için bana bir yudum su getirin. Allah için bana bir yudum su kim getirmez diye inliyordu bu şekilde. İkrime dedi ki ona git. Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki ben su kurbasını aldım. Bu defa koşarak onun yanına gittim. Tam onun yanına vardığımda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Ve bu şekilde şehit oldu. Diyor ki ona suyu içiremedim. Bunun üzerine şehit oldu. Ben hemen koştum İkrime'nin yanına geldim. İkrime'ye su içirmek istedim. Onun yanına geldiğimde o da şehit olmuştu. Daha sonra Harise'ye yetişeyim dedim. Harise suyu götüreyim. O kızın toprağının <laughs> üzerinde durumu kötüydü. Ona su içireyim dedim. Yanına vardığımda o da vefat etmişti. Sahabenin velayeti böyleydi kardeşler. Sahabenin kardeşliği böyleydi. Allah Azze ve Celle bizleri nasiplenen kullarından kılsın. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede Maide suresinde dedi ki وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذ۪ينَ عَامَنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ Kim Allah'ı, Resulünü ve müminleri veli edinirse muhakkak ki Allah'ın taraftarları galip olacak olanlardır. Dünyada zorluk içerisine düşmüş olabiliriz. Darlık içerisine düşmüş olabiliriz. Allah Azze ve Celle bizleri bir süreye kadar imtihan ediyordur. Ama daha güzeli, daha iyisi Allah Azze ve Celle'nin katındadır. Dünyada da kardeşler Allah Azze ve Celle'nin yardımına, muvaffak olmak istiyorsak Allah azze ve celle'yi veli edinmeli ve Allah azze ve celle'nin düşmanlarına da düşmanlık yapmalıyız. Allah azze ve celle bizlere hakka hak olarak göstersin. Ona ittiba olunmakla bizleri şereflendirsin. Batılı, yanlışı yanlış olarak göstersin. Batır olarak göstersin ve ondan ijtinap olunmakla bizleri rızıklandırsın. Allahumma amin ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi